TÜİK verilerine göre işsizlik oranı geçen yıl Temmuz ayına göre bu yıl 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi oldu. Siz ne kadar süredir işsizsiniz? Bir yıl. Bir yıl ama benim tabii bir sağlık problemim vardı. Şimdi engelli statüsünden iş bakıyorum. İşsizliğin bu boyutunu bugüne kadar bilmiyordum. Engelli olunca her şeyin daha böyle yarım kapalı olduğunu, aslında önünün kapalı olduğunu, şirketlerin engelli statüsü adı altında personel arayıp ama kimseye almadığını, bu yönünü yeni tanışıyorum. Bence işsizlik çok çok fazla, insanlar çok mağdur. Verilerin ne kadar gerçeği yansıttığına da ben inanmıyorum. O rakamların bence 2 katı, 3 katıdır. Bir de çalıştığı halde evini geçindiremeyerek işsiz olanlar var. Yani 2000 TL alıp 1000 lira ev kirası verip 2 çocuk okutmaya çalışan insanlar var. Dolayısıyla o veriler bence kesinlikle doğru değil yani. Şu an Türkiye kan ağlıyor, kim ne derse desin. Peki siz iş bulmak için nerelere başvuruyorsunuz? Her yere başvuruyorum. Kariyer.net'e de başvuruyorum. Diğer işte eleman arayan firmaları da, İşkur'a da, telefonla da görüşüyorum. Ne bileyim, elimden gelen her türlü çabayı gösteriyorum ama şu an her yer kapalı yani. Peki bakmakla yükümlü olduğunuz kişi var mı? Var. 2 çocuğum var, eşim var. Bir de bundan önce belli bir statünüz vardı. Ciddi firmalarda üretim müdürü olarak çalışıyordum. Bir anda bütün harcamalarınızı kısıtlamanız mümkün değil. Yani hiçbir şey yememişseniz ev kiranız, elektriğiniz, suyunuz, kış geliyor, doğalgazınız. Hep devamlı sırtınıza binen bir yükler var yani. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Bugüne kadar belli bir ufak tefek birikim ya da eş dost sağ olsun onların yardımlarıyla ayakta durmaya çalıştık. Ama hani herkesin sonuçta kendi geçindirmek istediği bir durumu var yani. Dolayısıyla herkes kendi savaşını, mücadelesini veriyor. Şu an sadece biz içimizde savaşıyoruz yani. Başvurduğunuz yerler tarafından size nasıl geri dönüş yapılıyor? Ya çoğusu özellikle İşkur üzerinden görüştüğümüz firmalar tamam diyor. İşte biz dönüş yaparız diyorlar ama herhalde benim bir ay oldu. Şu ana kadar bir dönüş aldığım bir yer olmadı. Özellikle engelli statüsünde başvurduğunuz zaman yaklaşım daha farklı. Yani normalde %100 sağlıklı insanların yapamayacağı işlerle teklif ediliyor engelli insanları. Yaklaşım doğru değil yani. Sanki herkes hani devlet böyle bir mecburiyet koşmuş. Tamam gelelim burada biz insanları görelim. Olmadı seçemedik gibi yaklaşımlarla burada bütün insanlar sadece gidip geliyor yani. Günümüzü geçiriyoruz. Başka bir şey yok yani. Siz ne kadar süredir işsizsiniz? Valla ben üniversiteden yeni mezun oldum. Yani bayağı bir zamandır işsizim, iş arıyorum. Tıbbi dokümantasyon sekreterlik bölümü mezunuyum. Ama iş imkanı yok. Şu an arıyorum. Yani bu Şişli çevresinde yok yani. İş bulmak için nerelere başvuruyorsun? İşte İşkur'a başvuruyorum, hastaneler falan başvuruyor. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Olumsuz. Olmuyor yani. Ne diyorlar size? Yani geri döneriz diyorlar ama geri dönmüyorlar. Siz ne kadar süredir işsizsiniz? Vallahi ben uzun zamandır arıyorum. Bulduğum zaman da çalışıyorum. Şu anda bilmiyorum. 3 tane aldım kağıt. Bakacağım şansımı deneyeceğim. Ben de uzun zamandır işsizim. Vasıfsız olduğum için de iş bulmakta zor. Çünkü deneyim arıyorlar. Deneyimi nasıl kazanacağız? Çalışarak kazanmamız gerekiyor değil mi? O yüzden bilmiyorum. Şansımı deneyeceğim. İş bulmak için nerelere başvuruyorsunuz? Genelde işçi bulma kurumuna başvuruyorum. İşte tanıdıklarımıza söylüyoruz. O şekilde bulabilirsek değerlendiriyoruz. Eşim çalışıyor. Ben de çalışmak istiyorum. Çünkü yetmiyor bir kişinin maaşı. Bu sene bayağı bir işsizlik hissettik. Ondan işte bu iş kurulara falan kadar geldik. Artık yurt dışında iş aramaya başladık. Durum öyle yani. Nerelere başvuruyorsunuz peki? Daha çok şimdi şirketlere dolaşıyoruz hani yurt dışına gitmek için. Türkiye'de iş az olduğu için olan işleri de kurtarmıyor. Ucuz bir piyasada işçi çok. Peki normalde mesleğiniz nedir? Meslek inşaat üzerine işte kalebodur, fayans, mermer, duvar, o işler yani. Bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler var mı? Tabii 4 tane çocuğum var benim. İkisi şu anda okuyor. İkisi de yetişkin, onlar da iş bakıyorlar. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Geçiniyoruz işte bir şekilde, hazır giyerek geçiniyoruz yani. Ne kadar süredir işsizsiniz? 2,5 sene. Peki nerelere başvurdunuz? İşte iş kurumuna vuruyoruz, şirketlere, özel şahsi şirketlere başvuruyoruz maalesef. Sizin normalde mesleğiniz nedir? Ben de inşaat üzeri, öyle iş, inşaat üzeri.
bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler var mı? Var. 3 tane de engelli çocuğum var yani. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Valla işte bir çocuk markete çağırıyor, diğerlerinde biraz bakıcı parası alıyoruz, öyle geçiniyoruz yani. Yani 3 senedir boşuz. Siz ne kadar süredir işsizsiniz? Ben mi? Yaklaşık 1,5 seneden beri işsizim. Peki normalde mesleğiniz nedir? Mesleğim garsonluk. Peki iş bulmak için nerelere başvuruyorsunuz? İşkur'a da başvurdum. Tamam mı? Sağdaki soldaki arkadaşlara da başvurdum. Ama herhangi bir olumsuz yanıt aldım. Peki bakmakla yükümlü olduğunuz kişi var mı? Eşim var. 2 tane çocuğum var. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl mı geçiniyorum? Bir şekilde yani sağdan soldan arkadaşlar sağ olsun. Onlardan bir herhangi bir iş şeyi gelirse gidiyorum. Çuval taşı sırtında. Yani anlamadım yani. Yani bu Türkiye'de yani bayağı bir sorunlar var yani. Şimdi bakıyorsun tamam mı insanların haline. Kendi insanlarını bırakmış bir başkasının insanlarına koşuyor. Ya benim halkım burada aç. Yani sefalet içinde geziyor. Ama bakıyorsun ki diyor ki biz diyor çok iyiyiz diyor. Ya neresi iyi ya? Ya şimdi bak bir senede doğalgaza gelen zamın haddi hesabı yok. Bugün emekliye verilen para 5 lira mı neydi bir zam yapıldı. Ama ben mesela ki bebek bezini 30 liraya aldım bebek bezini bugün ben alıyorum 50 milyon liraya. Ben bunu nasıl karşılayacağım? Yani neyin şeyini yapıyorlar ki ben onu anlamadım yani. Tamam başbakanımız, cumhurbaşkanımız şimdi bir şeyler konuşuyor da ama gelsin halkın içine girsin. Diyor ki herkesin diyor elinde diyor bir tane telefon var diyor. 5 milyarlık telefon var diyor ki halkım diyor ki aç değil diyor. Ya zaten adam 5 milyarlık telefonu alıyor tamam mı gidiyor telefoncudan alıyor onu paraya çeviriyor. Niye? Yok ayda 300-400 bir şekilde ödüyor. Ödeyemediği zaman ne oluyor? Bu kat kat artıyor. Yani bu şekilde olmaz yani. Yani baktığın zaman Türkiye çok büyük bir ülke diyorlardı ama ben tamam ülke olarak büyüyüz ama geçim olarak çok zayıfız. Çok ileri gidiyoruz yani. Yani mesela ki bir şeyi yapıyorlar, bir köprü mesela herhangi bir şey yapıyorlar, onu satmaya kalkıyorlar. Ya satıyorlar, başkasına veriyorlar. Başkasına verdiği zaman adam da kendi çıkarı için sonuçta ona birisi iki katıyor. Niye benim mesela ülkemde şeyi Türk Telekom'u mesela sattılar. Özel şey ya devletimde kalsın. Niye bunları yapıyorlar ki? Yani ben Trump'un Amerika'nın şeyin uşağı olmak istemiyorum. Ya bunlar bana göre yanlış bir şey. Yanlış yapıyorlar. Çünkü niye şey Ecevit'in zamanında mesela ki hiçbir zaman için bir şey olmadı. Ama bakıyorsun şimdi şu 16 seneden beri bayağı şeyler değişti. Yani geçim kaynakları zorlaştı. Siz ne kadar süredir işsizsiniz? 3 senedir. Ayakkabı mağazasında çalıştım özel bir sektörde. 1 sene. Oradan çıktım. Orası battığı için oradan çıktım. 3 senedir işsizim. Nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl geçiniyorum? Ailem sayesinde, ailemle yaşıyorum. Ailem olmasa geçinemeyeceğim. Siz ne kadar süredir iş arıyorsunuz? Ben 8 yıldan beri iş arıyorum. Peki normalde ne iş yapıyordunuz? Mağaza işi. Mağazada çalışıyordum. 2 ay çalıştım, 2 ay sonra çıkarttılar. Neden çıkarttılar? Bölge büyüdüğüm iş değişti. Beğenmediler, çıkarttılar. Peki, iş bulmak için nerelere başvuruyorsun? Otelcilik. Ben lise mezunuyum. Otelcilik arıyorum. Peki nasıl geçiniyorsunuz şu anda? Geçinemiyorum. Nasıl geçiniyorsunuz? Urda toplarak, kağıt toplarak. Urda topluyorum, kağıt topluyorum. Bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler var mı? Çocuğum var, ailem var, kiradayım. Başka geçinemiyorum. Bir de gene başvuracağım bakalım ne olacak. Siz ne kadar süredir işsizsiniz? Ben 1 senedir işsizim. Bakmakla yükümlü olduğunuz kişi var mı? Eşim var, çocuğum var. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Ufak tefek böyle işler yaparak yani günlük işler. Başka da yok yani. O da olursa.